1299. Marco Polo Venedik'e döndü. ...1402... Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt, Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilerek esir düştü. Osmanlı Devleti'nde Fetret Devri başladı. 1499. Davut Paşa komutasındaki Osmanlı Donanması komutanlarından Burak Reis, Sapienza Adası yakınlarında karşılaşılan Venedik Donanması ile çıkan çarpışmada öldü. 1808. Osmanlı Padişahı 3. Selim, İstanbul'da 4. Mustafa'nın emriyle boğularak öldürüldü. 1821. Arjantinli general José de San Martín, Lima'ya girerek Peru'nun İspanya'dan bağımsızlığını ilan etti. 1920, Meksikalı isyancı Pancho Villa teslim oldu. 1921, Kütahya'da toplanan Yunan Savaş Meclisi Ankara'ya yürüme kararı aldı. 1914. Birinci Dünya Savaşı başladı. 1943. Pink Floyd grubunun klavyecisi Rick Wright, İngiltere'de dünyaya geldi. Grubun ilk döneminde Syd Barrett ile birlikte grubun en çok şarkı yazan kişisiydi. Grubun ilk dönemlerinde çok baskın olan klavye sound'una neden olmuştu. The Great Gig in the Sky onun en başarılı bestelerinden biridir. Solo albümlerinin ardından son olarak David Gilmour ile birlikte çalışmıştı. 1993. İngiliz rap şarkıcısı Charlie Lloyd, İngiltere'de dünyaya geldi. Cher'in kariyeri 16 yaşında X Factor UK adlı popüler şarkı yarışmasının 7. sezonuna katılarak başlamıştı. Cher, yarışmada tüm jüri üyelerinin güzel yorumlarını ve desteklerini alarak epeyce yol kat etmişti. Albümleri Stick and Stones ve Sorry I Am Late'ti. 450. Doğu Roma İmparatoru 2. Theodosius, Konstantinopolis'te yaşamını yitirdi. Günümüzde hala büyük bir kısmı ayakta olan İstanbul surlarını inşa ettirmiştir. Bunun dışında kendi adını taşıyan Theodosius kanunları ile tanınır. Döneminin bir diğer önemli olayı da 431 yılında topladığı 2. Efes Konsili'ydi. Ayrıca Konstantinopolis'te bir üniversite kurmuştu. 1750. Ünlü Alman besteci Johann Sebastian Bach, Almanya'nın Leipzig kentinde yaşama veda etti. Alman barok müziğinin tanınmış isimlerinden olan Bach, müzisyen bir ailede dünyaya gelmiştir. Bach ve ailesi 16. ve 17. yüzyıllar boyunca hep müzisyenler yetiştirmişlerdir. Ama Sebastian Bach, besteleriyle kuşaklar boyunca tanınan en önemli kişi olmuştur.
70'lerden Aziz Prokoros, Aziz Nikanor, Aziz Timon ve Aziz Parmenas. Bu azizler adları yeni antlaşmanın Elçilerin İşleri kitabında geçen elçilerdir. Ayrıca Luka kitabındaki 70'lerin içinde sayılmaktadırlar. Aziz Prokoros, eski adıyla Nikomedia olan İzmit'teki imanlı topluluğunun episkoposu olmuştur. Aziz Nikanor ise Kudüs'te taşlanarak şehit edilmiştir. Timon, Basra'da episkoposluk yapmış ve oradaki putperestler tarafından ateşe atılarak şehit edilmiştir. Aziz Parmenas ise Kudüs'te eceliyle Rabbin yanına gitmiştir. ...1889... Amerika'daki ilk Ermeni kilisesinin pazar ibadeti Borchester kentinde yapıldı. Pazar ibadeti, Amerika'ya göç etmiş olan Ermeni din adamı Hovsep Sarayan tarafından yönetildi. Sarayan aynı zamanda Amerika'ya göç etmiş olan ilk Ermeni vaizdir.